You're the saddest bunch I ever met, and you can bet before we're through, somehow I'll make a man out of you. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben de YouTube camiasına yeniden hoş geldim. Geri dönmek çok güzel değil. Öncelikle neden hemen sınavların bittikten sonra video koymadın Doruk? Hani 2 hafta oldu, hatta bugün 17 Temmuz. Tatile gittim. Bozcaada, Gökçeada falan taraflarına gittik. Güzeldi oralar. Tavsiye ediyorum ama aracınız varsa, bu zaten olayın komikliği o. Bir yere gideceğiz diyoruz, orada işte antik bir köy var atıyorum, işte eski Kurtuluş Savaşı zamanından kalan. Aracınız var mı? Çünkü her şey birbirine o kadar uzak ya, en azından Gökçeada'da. Gittim döndüm, bir de canım pek bir şey yapmak istemiyordu açıkçası. İşte insanlarla görüşüyorum falan, eski arkadaşlarımla ya da hani şu anki arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum falan, geliyorum. Bir de evde oturuyorum işte, oyun falan oynuyorum. O yüzden canım çok bir şey yapmak istemiyordu. Bir de kamera karşısında oturmak çok tuhaf gelecek diye düşünüyordum ki gerçekten öyle oldu. Bu benim bilmem kaçıncı denemem. Ama şimdi buradayım ve kanalda artık neler olacağı ile ilgili ya da zamanın nasıl geçtiği ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. 9 ay değil mi? Ne Eylül, Ekim, Kasım. Bak gene ayları sayıyorum. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aynen 9 ay falan. Geçen 9 ay hayatımın en hızlı geçen 9 ayıydı. Yani ne yaptığımı ben farkında değilmişim gibi hissediyorum. Şimdi dönüp bakınca yani o kadar hızlı geçti ki 12. sınıf ne ara başladı, dershane ne ara başladı, ne ara mezuniyet oldu, yıllıkları falan yazdık. İşte 12. sınıfların zaten uğraşması gereken böyle abidik gubidik şeyler var. Çünkü sonra yapamazsınız. Yani sınav zamanı yapmanız lazım. Fotoğraf çekimleri oldu falan. Arkadaşlıklar bozuldu falan ya, anlatabiliyor muyum? Bir sürü şey, o kadar çok şey oldu ki. Hani millet şey diyor, sınavı beklerken zaman bir türlü geçmiyor diye, ama bende kesinlikle öyle olmadı yani. Çok hızlı geçti, aşırı hızlı geçti. Semester de öyle. Bir de tabii sınava girdim artık. Ben o sırada YGS'ye çalışıyordum bu arada. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz sevgili ÖSYM. Hatta videonun başlığı da YGS'li bir şeydi. Ve şimdi ben neye girdim? YKS'ye girdim. TYT, AYT ve YDT'ye girdim. Evet. Ve biraz rant olacak ama yani bu konuyla ilgili daha sonra konuşacağız zaten. Ama bu videoda da bahsetmek istediğim bir şey var. Yani bu kadar mı alakasız bir sınav yapabilirsiniz? Hani TYT'nin hikaye gibi olacağını biliyorduk zaten. Niye böyle vurgu yapıyorum? Hani TYT'nin hikaye tarzında olacağını biliyorduk zaten. İşte sorular uzun, böyle karmaşık, anlaması zor falan olacağını tahmin ediyorduk. Ama AYT'de neden yorum tarzında soruyorsunuz? Neden böyle uzatıyorsunuz? Niye sorular uzun? Niye temel reisin pusulasını bulamıyoruz bir türlü? Neden yani? Doğru düzgün bir bilimsel bir dil kullan. LYS, çünkü dediler ki LYS gibi çıkacak. Eski şey gibi sucuk. Orada da bir bilimsel dil var değil mi? Hani böyle genelde LYS'de soru kökleri kısa olur. Biliyorsan yaparsın. Ben 2013, 2014 işte 2017'ye kadar bütün LYS'leri çözdüm. ÖSS'de de işte birazını çözdüm ÖSS'de de. Hani hepsini çözmedim. YGS ve ÖSS, hani 2007'de falan ÖSS var. Hani alakası yoktu, hiç yoktu. Herkes zaten aynı şeyi söylüyor. Bizim alıştığımız denemelerle hiç alakası yoktu. Hani birkaç tane yakın yayın vardı ama hiç bu şekilde yoktu arkadaşlar yani. O yüzden herkes hani belirsizlik içinde. Bir de ben cevaplarımı tam hatırlamıyorum. O yüzden bakamıyorum. Biraz yabancı dil hatırlıyordum, ona baktım. Aslında bir nedeni yok. Yabancı dil hatırladım sadece. Çünkü çok uzun süre var ya yabancı dil testinde. Sorulara dönüp dönüp bakınca birazcık hatırlamışım ama TYT, AYT'yi hiç hatırlamıyorum yani. Tabii kendi dikkat hatalarım da çıkabilir ama genel olarak hiçbirimizin alışık olmadığı, hepimize ters köşe olacak bir sınavdı. Ha gene iyi yapan çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Umarım herkes emeğinin karşılığını birazcık da olsa alır. Herkes diyor ki hani sınav zor olduğu için sıralamalar yükselecek. Daha doğrusu hani puanlar düşecek ama sıralamalar yükselecek diyor. Bilmiyorum, inşallah öyle olur. Bakacağız. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Bu konuyu da kapattığımıza göre ne oldu bu 9 ayda? Neler neler oldu? Mezun oldum. Oldum. Artık reşidim. Oy kullandım ilk defa. O da güzeldi. Çok çılgındı biliyorsunuz. ne alaka çılgınladım. Öyle yani, çok hızlı geçen bir yıldı benim için. Bu süreçte oyun oynadım biraz ama hani çok da oynamadım. PlayStation falan açtım. Çünkü bilgisayarı işte açıp sama kurmak o kadar çok kitaplarla falan boğuşurken çok zor geliyordu. Sanki bir şey unuttum gibi hissediyorum. Ne yapacağız bu süreç bundan sonra? Şimdi benim bilgisayarım şu anda fiziksel olarak kırık. Ekranda bir kırıklık var, bir şeyler var. O yüzden onun beni tamire gitmesi lazım. Ama bu süreçte ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben PlayStation'dan bir şeyler... Çünkü aslında bilgisayarı... Hani bilgisayar niye bu kadar önemli, niye bu kadar şey? Hani videolar editliyorum ama videolar hala editleyebiliyorum. Onda bir sıkıntı yok. Sadece hani bir problemler var. Steam kütüphanem daha geniş ya. Orada oynayacak falan daha çok şey buluruz diye düşünüyorum. Ama şu anda değil. PlayStation'a birazcık mahkumuz. Ama orada da hani biraz video falan çeksem bence güzel olur. Farklı farklı şeyler koyarım diye düşünüyorum. Bu güncellemeyi de artık zamanı gelmişti bence yayınlamanın. Ama çok
gitmiyorum artık. Hani artık birazcık bir şeyler paylaşacağım. Zaten banner'ımı değiştirdim, bilmem fark ettiniz mi? Oradaki banner'la ilgili de hani bazen video yüklüyorum da hani böyle vurgu olur ya, hani bazen video yüklüyorum. Hani herkesin böyle bir repliği olur ya, işte yeni video her cumartesi ve pazar. Hani benimki de bazen video yüklüyorum gibi, anladınız mı? Hiç komik değil mi galiba? Keşke koymasaydım ama. Bu arada tabii ki video fikirleriniz... Ben niye sürekli sağa bakıyorum? Bilmiyorum, orada bir şey... Marina Joyce'muşum ben falan. Video fikirleriniz varsa, herhangi bir sorunuz varsa mutlaka benimle paylaşabilirsiniz yorum kısmında. Ya da Twitter'da ve Instagram'da. Snapchat artık kullanmıyorum bu arada. Bir öncekinde sanırım Snap'imi vermiştim ama yok, artık Snapchat'i yüklemiyorum. Çünkü zaten çok yavaş çalışıyor bir telefonumda ve genel olarak arkadaşlarım da artık kullanmıyor. Biraz sıkıcı bir uygulamaya dönüştü. O yüzden Instagram'da ve Twitter'da beni yazabilirsiniz. Özellikle Twitter'da. Çünkü hani Instagram biraz daha hani fotoğraf, kişisel falan, ama yani kabul ediyorum ama hani oyunlarla ilgili falan genel olarak ne düşündüğümü falan merak ediyorsanız size Twitter'da bazı hani tweet falan atıyorum. O yüzden hani oradan etkileşebiliriz sizinle daha çok. Dediğim gibi bütün fikirlerinizi, her şeyinizi, sorularınızı bırakın bana, ona cevaplayayım. Bunun dışında sınavla ilgili hani video çekerim falan demiştim. Video çekmek istiyorum ama önce bir sınavın ne olduğu, ne sonucuna ulaştığımızı bir görelim diye bekliyorum. Hani öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beni görmek güzeldir. Çünkü sizi görmek çok güzel dostum, anlıyor musun? Hadi bay bay. Görüşmek üzere.